Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde piyasada neredeyse tüm hibrit bisikletlerde ve dağ bisikletlerine bol bol bulunan Santur XCM ya da Santur XCM maşanın bakımını yapıyoruz. Bakıma geçmeden önce kullanacağımız aletlerden bir bahsedelim. Alt bacağı sökmek için 10 numara İngiliz anahtarı ve 5 numara bir alyan kullanacağız. Üstteki kilidi sökmek için 2 numaralı bir alyan kullanacağız. Yayı sökebilmek için Santur'a özel şöyle bir aleti var. Bunu AliExpress gibi sitelerden bulabilirsiniz. Bunu kullanacağız. Tozluklarını, contalarını sökmek için bir penseye ihtiyacımız var. Ayrıca bir çekiciye ihtiyacımız var. Alt bacağı sökerken yine bunun neden lazım olduğunu göreceksiniz. Temizleyici kısımlarına geçtiğimizde ise her zamanki gibi havlu kağıdımız, temiz bir bezimiz, yağlamak için bir gres yağımız, metal dikel alaşımlı yerleri üzerinde sonrası temizledikten sonra üzerinde herhangi bir ileride pas oluşmaması için pas önleyici, genel amaçlı bir temizleyici, bir de ne var? Vida sabitleyici var. Bunu da niçin kullanıyoruz? Şimdi Santur'larda şöyle bir durum var. Altındaki vidalar çok çabuk yalama olabiliyor biraz abandığınızda. Bununla kolayca sıkıp sabitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. İlk etapta iki alyanla kilit mekanizmamızı yani gidondan kilit mekanizmamızı söküyoruz. Sırasıyla maşamızın alt ayaklarını sökmeye başlıyoruz. Bunun için ilk olarak 10 İngiliz anahtarımızı kullanacağız. Fakat burada bir püf noktamız var arkadaşlar. Şimdi şu şekilde açtığımızda tamamen çıkarmayacağız. Onun da nedenini birazdan hemen göstereceğim size. 5 alyanla da diğer tarafı yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi sökmedim. Gevşettim sadece. Arada birer ikişer milim kalacak kadar. Şimdi bunları söktükten sonra normalde alt bacağı çıkartıyoruz. Ama biz ne yapacağız? Alt bacak genelde sıkışık oluyor. O yüzden çekiçten yardım alacağız. Şimdi şuralarına hafifçe tıklatıp maşamızın alt bacaklarının alt kısmının dışarı kurtulmasını sağlayacağız. Bunu yaparken biraz dikkat edin arkadaşlar. Çok hızlı yapmamaya özen gösterin. Çünkü dişlilere zarar vermek isteyeceğimiz en son şey. Gördüğünüz gibi maşamızın alt bacağını söktük. Bu da içinden çıktı. Şunu da kafanız karışmasın diye bu burada duruyor normalde. Yerine takalım. Bacaktan başlayacağız arkadaşlar. Tozlukları sökmeden önce şu üzerindeki yayları şöyle tırnağınızla kolayca zarar gelmemesi için çıkartabilirsiniz. Şöyle kenardan tuttuğunuzda kolayca çıkıyor. Şu tozlukları çıkarmak biraz zor. Daha doğrusu zor değil. Fakat zarar vermememiz gerekiyor. Şöyle penseyle kenardan tutup hoppa çektiğimizde gördüğünüz gibi zararsız şekilde kolayca çıkıyor. Hiçbir problem olmuyor ama yine de dikkat etmekte fayda var. Şimdi aslında olay bunların içinde. Ben bir yandan size anlatayım arkadaşlar. Şimdi bunun içinde bushing de diyorlar ama ben kovan diye biliyorum. İçlerinde bir plastik parça var. Servis kitlerinde de satılır. Şimdi onu da sökeceğiz. Bu boşluk genelde bu içindeki, bakayım şöyle ışıktan görünüyor mu? Şu plastik parça genelde yanmaya başladığı zaman, aşındığında problem çıkarmaya başlar. Maşa boşluk yapmaya başlar. Bu çok sık karşılaşılan bir problemdir santurlarda. Bunun da sökmesi, bunu sökmek için bir tane bıçaktan faydalanacağız arkadaşlar. Siz şimdi sanırım ışıktan göremiyorsunuz. Size nasıl gösterebilirim? Cam gösteremem. İçinde bunun bir tane bir plastik parça var. Bu plastik parça tırnaktır. Bu tırnağı kaldırdığınızda bu plastik parça boşa çıkar. Yani şunun içinde bulunan bir tırnağa takılır. Şimdi bir onu çıkartalım. Şunu bir dışarı alalım. Temizleyelim. Orada tekrar konuşalım. O plastik parçayı tırnağından kurtardıktan sonra arkadaşlar şöyle hop gördüğünüz gibi
dışarı alıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şöyle bir parça arkadaşlar. Plastik bir kovan. Bu ezilmeye başladığında maşanızda genelde boşluk olmaya başlar. Şimdi bunları kenara güzel alalım. Aynı şekilde bunu da sökmüştüm. Şimdi bunun bir bakımına geçelim. İlk etapta geçmeden önce ne yapacağız? Şimdi şöyle içi hafifçe görünüyor. Şunun içini bir temizleyeceğiz. Güzelce içini çubuk yardımıyla temizledikten sonra şöyle bir de iyice bir kiri aksın diye genel amaçlı spreyimi içine sıkarak tekrardan son temizliğini yapıyorum. Sıra geldi içindeki plastik kovanlarımızı temizlemeye. Bendekiler çok kirli olmadığı için ben şimdi düz peçeteyle temizleyeceğim. Fakat çok kirli ve tozlu ise siz gaz yağı veya herhangi bir kir çözücü, yağ çözücü, işte balata spreyi olur, mazot olur. Fakat benzin yaklaştırmayın. Benzin genelde plastiklere zarar verir. Bunlardan herhangi biriyle temizleyebilirsiniz. Hemen ardından da gresleyip yerine geri monte edeceğim. İkinci kısma geçiyoruz videoda. İkinci kısımda şu anahtardan faydalanarak üstü açıp içeriden yay ve amortisör kısmını sökeceğiz. Ondan sonra parçaları temizleyeceğiz ve tekrar yağlayıp yerine yerleştireceğiz. Yayımızı temizleyip ne yapıyoruz? Yağlıyoruz tekrar. Şu içinde bir parça var. Bu yayın tamamen kapanmasını engelleyen parça. Bu parçanın da aşınmış olup olmadığını mutlaka gözle kontrol etmeniz gerekiyor. Onun haricinde şurada bu rebound yayı vardır. Bunların contaları çabuk gidebilir. Bunların hepsini kontrol etmeniz gerekiyor. Onların dışında tabii ki yapmanız gereken temizlemeniz ve güzelce yağlamanız. Burada bir amortisör var. Şok sönümleyici bir amortisörü var. Şöyle bastırdığımda sert de bir şey zaten. Bu gelen şoku sönümlemeye yarıyor. Bu böyle parça olarak satılıyor. Buna hiçbir şey yapmıyoruz. Bozulduğunda da bunu komple değiştiriyoruz.
Gelelim yaylı maşamızın üst bacaklarına. Bu bacaklar genelde leş gibi oluyor. Üzerleri paslanmış olabiliyor. Bende gayet temiz. Bunları da neyle temizliyoruz? Yine alkol bazlı bir şeyle temizleyip üzerine böyle hafif bir makine yağı sıkarsak paslanmayı da engellemiş oluruz. Ama benim işte XCP her işe yaradığı için şöyle bir beze XCP'mi hafifçe sıkıyorum. Güzelce bacakları siliyorum. Birazdan da üzerine ne yapacağım? Bir de pas koruyucu sıktı mı bu tertemiz olacaktır arkadaşlar. Tabi bacakları silmişken şu kısımlarını, atkı kısmını da güzelce silip temizliyoruz. Toplamaya geçiyoruz. Hangi sırayla? Yine aynı şekilde aynı sırayla toplamaya geçiyoruz. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik dostlar. Gördüğünüz gibi maşa bakımı o kadar da zor değil. Sadece yönergelerini iyi bilmeniz gerekiyor. Bu konuyla ilgili olarak hemen aşağı açıklamalara Santur'un bir linkini ekliyorum. Siz de buradan Santur marka maşanızı bulup demonte haldeki fotoğrafına bakarak bakımını yapabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek kendinize iyi bakın.